前就走，然后车子有的比较大，然后在里面还有休息很久再走。Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1. Ali Aittin Keykubat döneminde yapılan ve yaklaşık 800 yıllık obruk anıyla Kızören Obruğu'nda incelemelerde bulundu. Vali Toprak ve Başkan Kılca'ya hanlarla ilgili bilgiyi Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç verdi. Selçuklu dönemi Kervansarayı Obrukanı ve Kızören Obruğu Karatay Belediyesi'nin gerçekleştireceği restorasyon ve çevre düzenlemelerinin ardından turizme kazandırılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce restorasyonu belli bir aşamaya getirilmiş ama belli sebeplerle tamamlanamamış bu alana inşallah biz el atıp bakanlığımızla da görüşerek, çevre bakanlığımızla da görüşerek onların da desteğiyle, sayın valimizin, valiliğimizin de desteğiyle bu alanda restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Başkan Kılca, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması için çalışacaklarının da altını çizdi. Şu anda bile gelen turistler var ama restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte burası tüm turizmin uğrak noktası olacak. Çünkü Antalya ve Kapadokya arasında bir mekanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu güzergahtan yolculuk yapan tüm turistlerin uğrak noktası olacak. Bölgemize, köylerimize, bu bölgedeki ve ilçemize ciddi bir zenginlik katacağını düşünüyoruz inşallah. Vali Cüneyt Orhan Toprak'ta Obrukanı ve Kızören Obruğu'nun aslına uygun hale getirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti. Biz bu değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Hem bu bizim bir vazifemiz, görevimiz, hem de ülke turizmine de ilimizi ön plana geçirmek için çok önemli fırsatlardan birisi. Sizin de görmüş olduğunuz gibi 13. yüzyılda 1. Alaaddin Keykubat döneminde İpek Yolu üzerinde inşa edilen Selçuklu mimarisinin bütün özelliklerini taşıyan çok kıymetli bir eser. Vali Toprak, Obrukanı'nın restorasyonunun belirlenen en kısa sürede tamamlanıp turizme kazandırılması için çalışacaklarını vurguladı. Bir an önce ihaleye verip burayı en kısa sürede, hedefimiz bu yıl sonu ama hadi bilemediniz ondan birkaç ay daha ileri gitsin, restorasyonu sağlayıp burayı hem turistik gezi amaçlı uğranacak bir mekan, kafeler, turistik eşyaların, yerel üretimlerin satılacağı bir yer haline getirmek istiyoruz. Tabii bu hanımızın bir güzelliği de görmüş olduğunuz arkada bir obrumuz var. Gerçekten çok etkileyici. 180-200 metre çapında, her ne kadar her geçen yıl yeraltı sularının çekilmesine bağlı olarak seviyede azalma olsa da yine de 140-150 metre derinliğinde etkileyici bir yer.